GİS'lerin yumurtalıkların çalışmasıyla ilgili özellikle obezite GİS'ler yumurtlama bozukluklarında daha çok olabilen şeyler. Mesela polikistik over dediğimiz bir durum vardır, o da apayrı bir konudur. Orada da yumurtalıklar büyüyemez, büyüyüp olgunlaşıp çatlayamaz. Bu yüzden küçük küçük, çatlamamış küçük kisçikler şeklinde bir birikim olur yumurtalıkta. Onun da oluşum mekanizması yumurtlama olmamasıdır. Yani yumurtanın büyümesini sağlayan mekanizmalarla ilgili sıkıntılar olabiliyor hastalarımızda ve hormonal bazı bozukluklar eklenebiliyor zamanla. Vücutta tüylenme, kıllanma, adet görememe, gebe kalamama, aşırı kilo alımı, insülin direncinin polikistik overde ciddi rolü var. Onunki tamamen farklıdır mesela. Basit yumurtalık hisleri dediğim gibi zamanında çatlaması gereken yumurtanın çatlayamaması sonucunda oluşuyor. Birkaç yıl içerisinde giriler. Basit yumurtalık hislerinde gözlem tedavisi yeterli olabiliyor. Ama doğum kontrol hapları mesela kullanılıp gerilemesini, en azından ilerlemesini engelleyip gerilemesine katkıda bulunabiliyor bir süre. Çikolata kisti, endometriyosun oluşum mekanizmasını daha tamamen her yönüyle çözebilmiş değil. Çok farklı bununla ilgili teoriler söz konusu. Ama sonuç olarak infertilite sebepleri arasında tüp bebek ihtiyacı olan hastaların 4'te 1'inde, 5'te 1'inde endometriyosu olduğunu biliyoruz. Genetik faktörler, çevresel faktörler, bir sürü şey bunda etkili. Ama dediğim gibi o gerçekten daha farklı bir oluşum mekanizmasına sahip. Sonuç olarak da infertilite ile ilgili, kısırlıkla ilgili daha ciddi sonuçlara sahip bir durum. Dermogister zaten o içinde tüy, kıl falan, yağ dokusu olabilen dediğimiz kistler embriyolojik dönemden, daha ilk oluşum dönemlerinden kaynaklanan, doğuştan gelen diyebiliriz bir kist çeşididir. Çeşit yumurtalık kistlerinde daha fazla gördüğünüz gibi sebepler de daha fazla farklılık gösteriyor, tedaviler de daha çok farklılık gösteriyor. Hastada yarattığı şikayetler, bulgular da daha farklı miyom gösteriliyor. Miyom gibi değil. Ama bazı yumurtalık kistleri de adet düzensizliği ile ilgili olabilir. Adet ara kanamaları, çok adet görmeyle ilgili olabilir. Ortak yanları var mı derseniz ağrı yapabilir büyüdükten sonra. Yerleşimine bağlı olarak miyomlar nasıl ağrı yapabiliyorsa yumurtalık kistlerinde de büyüklükle ilgili ağrılar olabilir. Yumurtalık kistlerinin patlaması veya torsiyon dediğimiz, daha önce miyomla ilgili bahsettiğimiz yumurtalığı kendi etrafında döndürüp kan akımını bozup orada gangrenimsi bir ortam yumurtalıkla ilgili yaratıp ciddi ağrı yaratabilir hastada. Kasık ağrısı ve kanama ikisini de yapabileceği şeylerdir. Onun için hastanın yaşam kalitesini bozan bir ağrısı varsa, bir pelvik ağrısı, bir kasık ağrısı varsa, tekrarlıyorsa, giderek şiddetleniyorsa, bir adet ağrısı, altından miyom da çıkabilir, çikolata kisti, en sık yaptığı şeylerden biri ciddi adet ağrısıdır mesela. İlişkiyle ağrı, endometriozisle çok ilgili olabilir, bir miyomla ilgili olabilir, özellikle rahim ağzına yerleşmiş olan, rahim ağzının arka bölümüne yerleşmiş olan bir miyomla ilgili olabilir. Böyle ortak şikayetlerle hastayı doktora getirip, birinde miyom çıkabilir, birinde çikolata kisti çıkabilir tabii ki kesinlikle. Bu tarz ortak şikayetler yaratabilir. O yüzden hastamıza anormal gelen bir kanama, uzun süren, özellikle 10 günü geçen bir adet kanaması, adet olup bittikten sonra ara kanamalar olması, ciddi ağrılarının olması, giderek artması bu ağrıların, hastanın yaşam kalitesini etkileyecek şekilde sürekli bir kasık ağrısının olması, hastayı kadın doğum uzmanına yönlendiren şikayetlerdir aslında. Git, görün diye şikayetlerdir. Bunları önemsemesinde fayda var hastalarımızın. Zaten bu bahsettiğimiz şeylerin çoğu kötü şeyler değil. Tespit edildikten sonra takip ve tedavisi halledebilen şeyler. Önemli olan zamanında bazı şeyleri fark etmek, zamanında tepki almak, erken teşhis, her şey de önemli, her şey de önemli. Tüp keşke bunu daha önceden bilseydim. Daha önceden tedavisini olsaydım dememek adına özellikle gebelik öncesi dönemde rutin bir muayenenin yapılması bile bir sürü seyri değiştirebiliyor. Bir sürü olumsuz düşük, bir sürü olumsuz erken doğum ve benzeri şeyler yaşadıktan sonra tespit edilebilen bazı şeyler olmakla birlikte gebelik öncesi tespit edip bazı şeyleri
Ona göre tedavilerini, ameliyatlarını yaptıktan sonra hastanın gebe kalması, çok daha sağlıklı bir gebelik, çok daha keyifli bir gebelik geçirmesini sağlayabiliyor. Rahat bir gebelik. Rahat, işte, rahat bir gebelik. Yani gebeliğin rahatı yok. Kesinlikle anne için keyif verici olduğu kadar sıkıntılı da geçebiliyor. Minimuma indirmek bizim amacımız da zaten. Hastanın mevcut daha önceden jinekolojik problemi varsa ve bu gebeliği olumsuz yönde etkileyecekse önce onu ortadan kaldırıp gebeliğe daha uygun bir ortam hazırlamak. Miyom ameliyatı oldu diyelim hastamız. Hemen gibi kalabilir mi, kalmamasında fayda vardır. Burada önerilen süre 6 ay geçmiştir en az. Çünkü dahmi bir kesi yapılmış oluyor. Aynı sezeryanda bebeğin çıkarılması için yapılan kesi gibi bir kesi yapılmış oluyor. İki sezeryan arasında da belirli bir sürenin olmasını istememizin sebebi aynı mantıktan kaynaklanıyor. Rahim büyüdükçe rahimdeki eski dikiş yerleri en zayıf halkadır aslında. Özellikle sancılı bir haldeyken gebemiz en çok etkilenme ihtimali olan yer orası. Orası rüptüre olabilir, yırtılabilir ve bu çok ciddi bir tehlike olabilir. Anne için de bebek için de o esnada çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Daha önceden yapılmış olan ameliyatın açık ya da kapalı olmasıyla ilgili de bazı farklar olabiliyor bu konuyla ilgili. Kapalı ameliyatlarda çok derin yerleşim limyonlarda oranın kapatılması açık ameliyatla bazı farklılıkları gösterebiliyor. Laparoskopik olan ameliyatlarda rüptür ihtimali daha fazla olduğu mesela söylenebilir. Belli bir süre geçmiş olması ameliyattan sonra önemli. Miyom ameliyatı olmuş ya da sezaryen olmuş bir hastanın doğum zamanına yakın sancıları başladığında yavaş yavaş sancıların başlıyor, biraz daha artsın, öyle gideyim demeden sezaryenli olduğunu veyahut miyom ameliyatta geçirmiş olduğunu aklında sürekli tutması gerekiyor. Atipik bir ağrının, geçmeyen bir ağrının veyahut başlamış olan bir doğum sancısının olumsuz nedenlerden kaynaklanabileceğini veyahut olumsuz sonuçlara yol açabileceğini tarz ağrıların bilmesinde fayda var. Bunu da kesinlikle not düşmüş olalım. Miyom ameliyatı geçirmiş olan gebe bir kadının özellikle miyada yakın, doğuma yakın dönemlerde doğum sancısı veya benzeri bir sancı hissettiği zaman bunun hemen tetkiklerle, NST ile muayene, jinekolojik muayenelerle olumlu, olumsuz bir durum olup olmadığı konusunda bir değerlendirme yapılıp, riskli bir durum olup olmadığı konusunda bir değerlendirme yapılıp, o göze bakılmasında fayda var. Hastamızın da bu konuda uyanık olması lazım. Evet. Uyanık olması lazım. Özellikle miyom ameliyatı geçirmişse, bu rüptür ihtimalinin olduğunu bilmesinde kesinlikle fayda var. Peki, az önce miyomla birlikte gebelikte devam eder dediniz. Peki basit bir kistede gebelik devam eder mi? Tabii ki. Yani basit kistler gebe kalmaya engel değil, gebelikte de olumsuz bir etki yaratmazlar gebeliğe. Olumsuz belirgin bir etki yaratmazlar. Olabilecek en kötü şeyler torsiyon dediğimiz yumurtanın kendi etrafında dönmesi. O da daha çok dermoid kist dediğimiz yani o içi yoğun içerikli, kitlesel olarak ağır olan onlar zaten tespit edildiği zaman gebelikten önce ameliyat edilmiş oluyor. Eğer bilmeden gebe kalması ve büyük bir dermoid kisti varsa rahmin de büyümesiyle, anatominin de biraz değişmesiyle torsiyon ihtimali daha çok olabilir dermoid kiste. Gebeyken ameliyat edilebilir mi? Evet. Öyle ciddi bir acil durum gelişirse, torsiyon durumu gelişirse gebeyken ameliyat edilebilir ve bebeğe çok büyük bir ihtimalle anesteziye bağlı komplikasyonlar tabii ki vardır gebelikte, ameliyata bağlı komplikasyonlar tabii ki vardır ama çok çok yüksek ihtimalle hiçbir şey olmadan da gebeliği devam edecektir. Öyle durumda. Ama işte gebelik öncesi danışmanlığın içerisinde bu tarz kitle, kistlerin değerlendirilmesi ve daha önceden tedavi ya da ameliyat edilmesi gerekiyorsa edilmiş olmasının faydasını bakın konuşa biz ortaya çıkarmış olduk, siz ortaya çıkarmış oldunuz. O dermoid kisti, büyük bir dermoid kisti var ise ve gebelikten önce tespit edilmiş bir kist ameliyatı alınmış ise gebelikte böyle bir acil bir durum yaşama ihtimali olmayacak hastanın. O yüzden rutin gebelik öncesinde de hastalarımızın bize başvurmasını özellikle bu tarz durumlardan dolayı faydalı görüyoruz. Rutin kontrollerine devam etsinler. Tabii gebelik öncesi en azından gebe kalmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili yapılan tetkikler var, muayeneler var.
öncesinde Türk keşke bilseydim ben bunu gebe kalmazdan önce diyebileceğiniz, basitten çok ciddiye varabilecek sıkıntılı durumlar olabiliyor hakikaten. Gebelik öncesi rutin bir kontrol, ondan sonra da gebelik planlanması çok daha sağlıklı olabiliyor bazı hastalar için.